Ne oldu? Sizin biberon, biberon Kemal'im. Tamam, tamam hayatım, ben aldım çantada. Dur, 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 ben geliyorum. Hayatım ne oldu yine? Ne oldu? Yara bandı, yara bandını unuttum ben. Kim yaralandı Aylin? Kimse ama Melek orada koşabilir, koşarsa düşebilir, düşerse yaralanabilir. Onun için ben bir koşalım gideyim. Tamam. Allah korusun anne. Sen tut çocukları, ben alıp geleyim, tamam? Aşkım, oksijenli su, tentridiyot, bir de yanık merhem alır mısın? Bir de Meleğin üst çekmecesine iki tane kilotlu çorap alırsan. Tamam. Tamam ama ben... çabuk ol, çok geç kalıyoruz. Tamam. Gel kızım, ocağı da kapattım, onu da kapattım. Dur bakayım şuraya bir. Ne? Ne oldu? Bizim küçük canavar yine elma püresi püskürtmüş buraya. Bu çok kötü kokuyor Ali. Tadı da ekşimiş bunun. Bu iğrenç şey mi yedi? Valla hapur hapur da yedi. Ama sevgilim, ben bugün ona elma püresi vermedim. Bir koklasana şunu Allah aşkına, bir bak. Çok mu kötü? Evet. Ay. Ay bu şey. Heh. Ali ishal olmuştu. Ben ismini giydikten sonra evden çıkarken onun altını değiştirmiştim. Altını değiştirdi. Ay buraya sıçramış. Olamaz ama yani. Babam kokuyordu. Kemal'im iyi misin? Kemal'im bir de ıslak mendil alır mısın? Yok galiba burada. Islak mendil aşkım. İyi misin? Hadi mi? Hadi bakalım, hadi. Sinan biraz yakla. Maşallah göz göze, göz göze, göz göze. Kardeşim gel bir de buradan çek, gel. Hah gel. Gel aşkım. Şurada dur. Kızı buraya al, öyle yap. Şurayı tutam, burayı tutma, dikkat et. Hah. Orayı değil, üstü tut. Tamam. Allah Allah. Hah. Ne mi yapmış oğlum ağaç, baksana. Kaldır yengecim birazcık daha, korkma, ben topuktan tutuyorum. Topuk bende. İyi misin Canet? Kaldır kardeşim, boz işte bu. Çekin o, çek çek hızı çek. İyi mi böyle? İyi. Gülüm çeyin. Ha? Yengeciğim bak, böyle gözlerini doldurup üzülme, hiçbir problem yok. Ben bunun en kalitesini en güzel şekilde yaptıracağım nikah kadar. Ver ayakkabıyı yenge, ver. Nereye gidiyorsun abi? Yaptıracağım ayakkabıyı, geleceğim hemen. Sen ver ayakkabıyı yengeciğim. Ver, ver şemsiyeyi de ver. Ver aşkım, ver. Canım, nazar ya, nazar. Şu uğursuzun gözü kaldı. Nazar ya, ver. Ver aşkım. Heh, ver yengeciğim. Maşallah, kaç numara bu? 38. Yengeciğim, ben bunu çok güzel yaptırıyorum. Bu yengemin ayakkabısı. Bu yengemin topuğu. Hemen geliyorum ben de. Gülümse, hadi. Hadi bırak artık koşuşturmayı. Geç kalıyoruz. Çocuklar kusura bakmayın, ben gidiyorum. Gelinin eteklerinden tutacağım. Ben de davanın paçasından tutayım bari. Sen önce kendi pantolonunu tut da düşmesin. Şşt. Kızım çok ayıp. Denir mi öyle? Aslında pantolon düşerse ayıp olur baba. Çünkü babası gözüküyor. Ha Kemal'im ya, ikiniz birden nereye kayboldunuz? Ne yapayım hayatım, bu küçük hanımın peşindeyim sabahtan beri. Öyleyse biraz da bu beyefendiye sahiplen bakalım. Biz gidiyoruz, tut bakalım elimi. Şuraya bak ya, tepesi kuş yuvası gibi olmasın dedim, oldu. Olmamış ya, hiç olmamış. Ne diyorum ya Bilge, hiç olmadı. Ha sen, ben o anlamda demedim ya, şey olmamış yani, öyle kuş yuvası gibi değil, daha çok böyle manda... Ya zaten kuş beğenip de yuvalamaz bile buraya zaten. Görmüyor musun, kuaför beni ciddiye almamış, kafamın üstüne bir kafa daha işaretmiş ya.
Evet, pek şey değil ama iyi tarafından bak bir tık uzun duruyorsun, fark ettin mi? Ben nasıl olmuşum? Selam. Biz geldik, biz geldik. Ne yaptınız? Hazır mıyız bakalım? Kuzum benim, bak bakayım bana. Neyin var senin? Ne oldu bakayım? Al bir tane daha ya. Saçıma bak da konuş önce. Klasik bir gelin modunda şu anda. Hem ağlarım hem giderim diyor. Şükran, gelin olmaktan vazgeçersen gelinliğini bana verir misin? Ama kızım benim, gelin olduğu gün gelinliği istenir mi hiç gelinden? Ama anne, vazgeçersen dedim. Vazgeçerse gelin olmaz ki anne. Doğru. Aylin'cim, ben sürekli söylüyorum bütün gündür Şükran'ı ama bir türlü anlamak istemiyor. Çok güzel olmamış mı saçları evet. Dışında? Şükran, neden kafanı davul şekli yaptırdın? Aa, Melek, anneciğim, kızım. Aa, kızma Aylin, niye kızıyorsun? Yani görünen saç kılavuz istemiyor işte, çocuk haklı. Aa, çocuk haklı değil, onunki çocuk haklı. Terlik mum var. Kafamın nasıl kaldığını takıldım, ayaklarımı unuttum ya. Mum, ölmek istiyorum şu an gerçekten. Ay, ölmek mi ölmek? Düğün gününe biçim konuşuyorsun ya. Ya yaşa be, yani yaşa, yaşa bir tane. Aynen, sen yaşa. Birisi ölecekse burada ben ölürüm. Tek başımayım zaten. Ama arkadaşlar bakın, bugün ölüm ölüm anmak yok, ne olur ya. Ya bu mutlu günü niye bozuyoruz şimdi böyle konuşarak, ne olur? Benim yaşıtlarım ikinci tura döndü. Ben hala yalnızlar rıhtımındayım, baksana yani. Bilgeciğim. Bak sen yalnız falan değilsin. Biz varız. Ama bir tane de kocam olsaydı benim ya. Herkes çift baksana. Ne bileyim, kurtlar, kuzular, yılanlar. Nuh tufanı kopsa beni o gemiye almazlar ya. Çift alıyorlar oraya, biliyorsun değil mi? Sen eşsiz bir insansın. Eşli pişti de bile ben yalnızım. Kızlar yeter, bakın şu halime bakın ya. Nikahım başlayacak, hala ayakkabım yok benim. Ya sahi kuzum, nerede senin ayakkabıların? Onların da topukları kırıldı ya. Sinan tamire gönderdi de. Tamire gitti ama nikahıma 10 dakika kaldı. Ben böyle tepeden aşağı kadar rezil haldeyim ya. Üf, vallahi bayılacağım galiba ben. Bayılmak mı? Dur. Pollyanna gibi düşünsene Şükran. Aferin benim kızıma ya. Aferin kızım sana. Ben hep onu söylüyorum. Hep olumlu tarafından bakın diyorum. Neymiş olumlu tarafı Aylin? Neymiş o olumlu tarafı Aylin? Neymiş kızım o olumlu tarafı? Bir söyle bakalım. Kötü saçlarını kimse fark etmeyecek. Evet. Çünkü herkes çift çizgin terliklerine bakacak. Melek'ciğim. Buyurun, bütün şeyle alalım. Hoş geldiniz efendim. Hoppala yapalım mı? Hoppala yapalım mı? Gel. Hoppala yapalım mı? Parmakları çok sağlıklı. Bak 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 bak, yapma Oğuz amcanın tesbihi geldi. Aliş. 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 Hadi gel. Oğuz amcana gel bakalım. Nasılsın kuzum? Açıldın mı biraz daha? Bu minik eller ilaç gibi geldi bana. Ne şanslısın Aylin. Böyle tatlış bir kızım var. Hepimiz çok şanslıyız bir tanem. Benim kızım büyüyecek, doktor olacak, hepimize bakacak inşallah. İnşallah doktor olur da belki benim gibilerin derdine bir çare bulur. Bana bak gülüm. Bugün senin için çok kıymetli bir gün. Artık şu andan itibaren tasalanmayı bırakıyorsun. Olur mu? Bugünün tadını çıkar. Çek bir fırt şundan. Nikah masasında yayılıp kalırsın hadi. Ya işte. Ya korktu zavallıcı. Korktu ya. Beraber böyle tam dansı yapıyorsunuz. Çocuğa korktu. Deniz,
Oğlum ben cahil miyim? Çocuk eğlemeyi bilmiyor muyuz biz ya? Ha? Sana ne oluyor? Ya abicim cahillikle ne alakası var? Ben cahil demedim ki sana. Tamam cevap verme. Ya, ağlama da. Ben ağlamıyorum abi. Bebek ağlıyor. Tamam ağlamasın o da. Yalnız Kemal senin oğlan biraz mızmız olmuş ha. Ben sana söyleyeyim. Ben düğünden falan sonra bir gönder. Bir Oğuz amcası eğitsin onu. Böyle olmaz oğlum. Tamam abi tamam. Yetiştim Şükran. Geldim aşkım. Ayakkabı. Seninkilerin tamir olmasını beklemeyelim dedim. Gittim yenilerini aldım ben de. Vay be. Adama bak. Koca olmadan çözüm ortağı olmuş ha. Benim bir ortağım bile yok. Dur sen eğilemezsin şimdi. Ben giydireyim sana. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Uzat ayağını. Allah Allah, niye olmuyor bunlar ya? Ne kadar 38 numara ayakkabı varsa aldım ben. E sen niye 38 aldın ki? Şükran'ın ayağı 40. 40 mı? 40 mı? 40 mı? Ha Bilge, ben ne zaman 40 giydim? Hiç giymedim öyle bir 40. Ya ayrıca ben şiştim böyle, sinirden ödem yaptı, ondan olmadı. Aa, 40 benim ayağımdı ya, bir an unutmuşum. 40 benim. Cinderella'nın kötü kalpli kardeşlerine de olmamıştı. Aynen böyle. Hoş geldiniz sayın misafirler. Ya anonsumuz başladı Sinan. Bu mutlu günümüzde sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Evet, çok mutluyuz. Ya bak herkes bizi bekliyor. Ben böyle tepeden ayağıma kadar rezil haldeyim. Ay, ay yok, ay yok ben çıkamayacağım galiba. Benim başım da dönüyor. Zaten titriyorum bak gerçekten. Heyecanın heyecanın bir tane normaldir, normal. Bilge sen versene onu bana. Hı. Aşkım. Hadi aç ağzını gözünü biraz iç şundan hadi. Sinan bu vişne suyu ben hiç sevmem biliyorsun zaten istemiyorum. Birazcık içer misin Sinan... aşkım? Ay kim yaptı? Gitti canım gelinlik. Nikah törenimiz başlamak üzeredir. Evet biz şu anda içeride çok heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Karşınıza çıkmayı bekliyoruz değil mi hayatım? Evet. Sabahtan beri hiçbir işim yolunda gitmiyor benim. Bir şey bir peçete bir şey bulayım. Şükran ne oluyor söyler misin? Ben sana layık biri değilim Sinan. Bütün aksilikler bu yüzden yaşanıyor. Daha fenaları da olmadan çık nikahı iptal et. Ama ya... Neler diyorsun sen Şükran? Yaşananlar bir işaret benimle evlenmemen için. Sizi öncesinde biraz geçmişe götürelim. Aşkım saçmalama bak herkes bizi bekliyor. Hadi gel yürü gidelim. Ya Sinan bırak beni. Zaten böyle ben karnımdan bıçaklanmış gibi de çıkamam ki. Aslında tam olarak öyle durmuyor şu an. Karışma. Aylin. Kırmızı rujun yanında mı? Benim yanımda yok ama vardır burada illaki. Oje de olur. Bak bu kırmızı ruj. Aynen. Ay Sinan sen delirdin mi? Ne yapıyorsun? Oo, damadı da kaybettik. Kafa gitti iyice herhalde. Yeter. Yeter tamam. Daha fazla devam etmesin bu saçmalık. Senin çocuklarını doğuramayacak biriyle evlenmekten vazgeç Sinan. Benim hiçbir zaman çocuğum olmayacak. Ne? Saygıdeğer misafirler, geçmişimizi izlediniz. Ve artık nikahımız başlamak üzere. Doğuştan. Yani doktor bunu açıkladığında yıkılmıştım tabii. Çok kez de sana söylemek istedim aslında ama... bir türlü yapamadım.
Biliyorum Sinan, bencillik ettim. Ama seni kaybetmekten korktum. Özür dilerim. Senden, ailenden... Yani içerideki herkesten özür dilerim. Şükran yeter. Bana böyle şeyler söyleme bir daha. Sinan. Bak biz daha yolun başındayız. Kaderimiz bir artık. Benim kaderim niye senin de kaderin olsun ki? Çünkü ben seni sen olduğun için sevdim. Olanınla, olmayanınla. Senden de asla vazgeçmem. Asla. Ve işte başlıyoruz. Lütfen çocuklarınızı pistten alınız. Ve dünyada sadece bir kere gerçekleşecek olan bu müthiş doğal oyunu kaçırmayın. O zaman dikkat dikkat. Sıfır deyince geliyoruz. Hep beraber sayalım ama, tamam mı? Evet, hep beraber sayalım. Sonra da yanınıza gelelim. Evet. Beş, beş, dört, üç, iki, bir. Geliyoruz. Geliyoruz. Pek değerli aile büyükleri, sevgili misafirler. Şahitlerimiz hazırsa eğer mutlu çiftimizin nikah akdini başlatıyorum. Şahitlerimiz Aylin ve Kemal Kocadere, buyursunlar. Ya her şey bitiyor zaten. Ama sen mi denmedin? Ne oluyor? Bilge'yle fısır fısır ne konuşmuş? Hiç. Maşallah dedik. Ne kadar güzel bir gün dedik. Gelin ve damadımız çiftimizin şahit olmasını özellikle istemişlerdir. Kendilerinin çok mutlu ve huzurlu bir evlilikleri vardır. Bravo! Ya ne yapıyorsun? Sakin olsana biraz ya. Boş yapma oğlum. Ben gelinin abisiyim ya. Bu akşam her şey serbest. Ya tamam, ben de kardeşiyim. Tamam, cevap verme. Siz Sayın Şükran Gergin, nişanlınız Sayın Sinan Sevilen'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Sinan Sevilen, nişanlınız Şükran Gergin'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Tabii ki ediyorum. Yüz kere, bin kere, evet! Şükran, ayağına bas, bas sana yakın olana, bas hemen, bas, bas, bas kızım! Oğlum sen değil bu oğlum ya. Getirdim terliğini Şükran. Evet, nikah devam edebilir miyiz? Tabii, buyurun. Sinan, geldim kardeşim, yetiştim. Yani geldim abla. Kardeşim benim be. Sen şu nikah kıymadan önce ben gelirim demedim mi? Geldim işte. Çözümü tuttum. Ayakkabıyı da hallettim. Bak mıh gibi yapıştı. Ah. Ne oluyor ya? Bir dakika lütfen. Kusura bakmayın memur hanım. Ben damadımın en yakın arkadaşıyım da ayakkabıları hemen getirdim. Arkadaşlık bugünler içindir kardeşim. Beyefendi tamam. Yeter. Lütfen uzatmayın artık. Geçin yerinize. Hayırlı uğurlu olsun. Kolay gelsin. Eyvallah Caner. Çok sağ ol kardeşim. Kıyamadık şu nikah. Biz devam edelim. Bir saniye. Yaşasın! Ayakkabıları ödü. Şükran prenses olacak. Sayın şahitler, gelin ve damadın beyanını duydunuz. Siz de şahit olarak... Ha, bak keratanın da zamanlaması çok güzel. Çok iyi yerde denk geldi ha. Kemal'im uyandı. Ay vallahi tam zamanında uyandı tamam, ha. Evet. Ama bak bu krizi ağlaması gürültüden uyandı. Ben biliyorum bak, çok net. Aynı sen. Oğlum sen de böyleydin bak. Emzirene kadar da susmuyordun.
Abi duyan da seni süt annen falan sanır ha. Siz devam edin. Ben bir koşu emzirip geliyorum, tamam mı? Aylin, ne diyorsun sen şimdi, sırası mı? Ama çocuk korktu Kemal'im. Biliyorsun emzirmeden de susmaz ya, şimdi. Aylin, ne emzirmesi milletin içinde? Ya ağlıyor çocuk. Ağlamayan çocuğa meme vermezler Kemal'im. Yani ağlıyorsa mecbur gidip meme vereceğiz. Aylin, ortalık yerde meme falan, ne diyorsun sen? Millet duyacak. Tamam tamam, müsaadenizle hemen geliyorum. Geldim evladım diyorum. Ben buyurun, buyurun. Geldim, geldim oğlum, geldim. Biraz bekleyebiliriz değil mi? Hayır efendim, bekleyemeyiz. Aa, niye bekleyemeyiz? Size verilen yetki uçucu mu? Vakti gelince doluyor mu yani, olmuyor mu? Gelin hanım, ben başka nikahlara da yetişeceğim. Bir tek siz evlenmiyorsunuz. Aa. Tekrar şahitlerimize dönelim. Sizler şahit olarak gelin ve damadın beyanını duydunuz. Birbirlerini karı koca olarak kabul etmelerine şahitlik eder misiniz? Evet. Evet, ederiz. Bana verilen yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bravo! Gerçek bir aile. Yani birken iki oldular, ikiyken dört oldular. Biz hiçbir zaman öyle büyük bir aile olamayacağız. Olduk bile. Bak, sevdiklerimiz de burada. Biz artık kocaman bir aileyiz. Mutlu ol artık. Gülüyoruz, tamam mı? Bizim en mutlu günümüz. Kemal'im, Melek gitti gidecek ya, biz de ne yapalım, kalkalım mı? Hadi. Ya bir dakika, hadi. Daha pasta kesilecek, nereye? Pasta mı? Nerede pasta? Ediyorsunuz, yelekle geldim. Evet arkadaşlar, lütfen gelin ve damadı yalnız bırakmayalım, ama böyle olmuyor. Oturmaya gelmedik sonuçta, değil mi? Hadi kalkalım, hadi lütfen. Hanımefendi, bana ulaşırsanız sevinirim. TikTok 3462. Emel, ses yükselecek şimdi, mecbur ufaklıkta uyanır. Ne yapalım, kalksak mı biz? Aa, siz gidiyor musunuz? Mecbur, bir tanem, yoksa ufaklık uyanacak.
Evet, yani Meleğin de uykuya direnecek gücü kalmadı. Ya hiç asma yüzünü ama, ne olur ya. Anne baba olunca böyle. Yani çocuklara tabiyiz. Bizim eğlencemiz bu kadar. Aynen, yani biz 9:30 dedim her akşam evdeyiz. Öyle bir şey yok. Hiçbir yere gidemezsin kardeşim. Daha göbek atacağız. Oğuz abi tamam, siz bizim yerimize atın. Biz gidelim ya. Şimdi uykuları şaşarsa arıza çıkar. Bir dakika, bir dakika. Madem öyle, siz kalıyorsunuz, biz gidiyoruz. Biz derken? Ya işte ben ve çocuklar. Siz de böyle karı koca uzun zaman sonra bir baş başa kalın ya. Böyle karı koca romantik romantik. Ya siz gelinle damadın şahidisiniz ya. Öyle dün yarıda bırakmak olur mu hiç? Hadi. Koçum benim Bilge, çok güzel söyledi. Bak çok güzel söyledi. Siz şahitsiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz oğlum. Sen benlesin zaten. Sen bir yere kaçamazsın. Çocukları götürsün. Doğru söylüyor. Edith götürsen onları. Sen ne bileyim, düğünde pek bana göre ekmek çıkmadı. Valla benim uykum da geldi zaten. dur o zaman. Hemen gitme. Ha, telefonunu al. Telefonun lazım çünkü. Ha, çantasını vereyim. Çantası nerede Kemal'in? Kurtlar dökülsün. Bir güzel oynansın. Hadi. Kurtlarla das benden sorulur. Kemal'inkileri de dökeceğim. Hadi bakalım. Hah. Al bak. Bunun da içinde sağdığım süt var, tamam mı? Yedek kıyafetler de var. Melen yedek kıyafetleri var. Bez var, biberon var, alt değiştirme bezi var. Hepsi var, tamam mı? Tamam, aynen. Anladım. Hadi Kemal, halay başladı. Hadi oğlum, hadi. Kalk, 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 kalk. Abi siz devam edin ya. Hadi gel buraya. Kendi düğünümüzden beri böyle eğlenmemiştim. Ben de. Çocukların telaşesinden göz göze bile gelemiyoruz artık, farkında mısın? Aa, hiç değilim. Çünkü gözlerine bir kere bakmak yetti bana. Öyle mi? Peki tamam, bakma öyleyse. Ya yetti dedim. Çünkü gözlerini ilk gördüğüm andan beri unutulmazım. Benden sonra da unutmazsın değil mi? Yani bir gün hayatından gidersen. Ya bunlar ne biçim sözler Kemal'e? Ya hiç unutulur mu bu yüz? Kemal'im, bu mutlu anımızda şu karamsarlık nereden çıktı acaba? Hı? Sensiz kalmak istemiyorum Aylin. Seni bensiz bırakmak da istemiyorum. Ben ayrı ayrı hiçbir yere gitmek istemiyorum seninle. Her an, her saniye yanımda olmanı istiyorum ben senin. Tamam artık bir susar mısın? Ne olur ya. Vallahi kızacağım artık. Yok öyle sen ayrı ben ayrı, tamam mı? Bizim görecek daha çok güzel günlerimiz var. Kızımız büyüyecek. Gelin olacak. Alim de tıpkı senin gibi o masum bakışlarıyla bir kızın kalbini çalıverecek. Evlenecekler. Torunlarımız olacak ya. Sahi mi? Görecek miyiz o günleri? Meleğimin masal prensesleri gibi düğününü görmeden, Alim'in çocuklarını sevmeden şuradan şuraya gitmek yok Kemal. Anlaştık mı? Thank you.
bizimkiler de tam da havasında ha. Aynen, heyecanda dorukta. Sağdan sağdan uzayalım usulca ya. Kemal'im be. Ben daha fazla eğlenemeyeceğim. Vallahi ben de Ali. Aklım nedense hep çocuklarda. Aynen. Acaba diyorum ki uyumuşlar mıdır? Yani bilmem ki. İlk defa başka bir evde kalacaklar. Hayır, şimdi Bilge'yi de aramak istemiyorum. Şapşal'ın telefonun sesi açıktır. Bir yandan çalar, ondan sonra çocuklar uyanıverir diye korkuyorum. Kemal'im, gitsek mi ya? Hı? Hayatım, vallahi ben de sana söylemeye çekiniyordum. Yani 40 yılda bir baş başa eğleniyoruz diye. Yok yok, ben yeteri kadar eğlendim. Hadi gidelim, çocuklarımızı alalım. Rahat rahat yataklarında uyusunlar, olur mu? Olur, tamam. Ne olur, ya çaktıysa Feder? Ruhu duymadı Feder'in. Gazla, hadi gazla. Çocuklar doğduğundan beri ilk defa doğru düzgün dans edebildik. Melek aramıza girip sorun çıkarmadan. Ama hep hayatımızda olsun ama. Tabii ki hayatım. Yani ama hani biz de arada sırada böyle ne bileyim baş başa kalıp bir şeyler yapmalıyız yani. Sevgilim, ha? Acaba nasıl olacak o? Hı? Böyle olacak işte hayatım. Çocukları bazen Şükranlara, bazen Bilge'ye bırakacağız işte. Yani ha. Aslında iyi de olur ha. Şükran çok sevinir. Çocuğu olmayı... Yani Şükran'ın ve Sinan'ın çocukları olana kadar bence çok iyi olurum. İyi olur. Şükran'ın bir problemi var değil mi? Ne? Yani ne gibi? Ha sen şey diyorsun, çocukları, Şükran çocukları çok seviyor ya. Yani bizimkilerle de vakit geçirmek onlara iyi gelebilir diye. O yüzden dedim. Anladım. Çünkü Şükran'ın buna ihtiyacı var. Evet. Ali. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Neden ki? Öylesin işte. İyi kalpli, fedakar. Sen de öylesin. Çok ha. İyi kalplisin. Hayır, ben senin kadar iyi değilim. Hayır, melek gibi bir adamsın. Harika bir adam. Hayır, melek gibi olan sensin. Tamam, o zaman ikimiz bir diyen meleğiz, tamam? Hayır, ben değilim. Sensin. Thank you.
İkisinin de bilinci kapalı durumda. Kadın 28 yaşında, kan grubu VRH negatif. Ambulansta kalp masajı yapıldı. Erkek 29 yaşında, kan kaybı var. Hocam, ameliyathaneye hazırlatayım mı? Yok, yemekhaneye hazırlat. Acıktım. Anlamadım. Anlamsız konuşuyorsun zaten. Oğlum, durum ortada. Acil müdahale için hazırlanın, hadi. Hadi! Arkadaşlar, eğiliyor muyuz? Evet. Çıldırıyor muyuz? Evet. İşte bu! İşte bu! Bir dakika, özürüm var. Burak, ben söylerim ya. Ver şunu be! Kes bizi. Arkadaşlar, düğün bitti. Abi? Aileyle Kemal. Şükran, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu abi? Arkadaş mı anlatacak? Hayır ya! Hayır! Hayır! Benim yüzümden oldu! Hayır, benim yüzümden oldu! Benim yüzümden oldu, bırak! Anne, benim yüzümden oldu anne! Şükran, kalk Şükran! Anne, kaldır anne! Hayır! Edis, su bul hadi. Su bul, hadi oğlum, hadi. Yavrum, kendine gel. Şükran, canımın içi, ne olur bırakma kendini. Bak, doktorlar bakacak, her şey iyi olacak. Ne olursun, biraz idare et, hadi. Yavrum, Şükran. Bul, bul, bul. Yavrum, hadi. Ne olur. Ne yapıyorsunuz? Öyle olmaz, yanlarına yatırın. Beyefendi, müsaade eder misiniz? İşimizi yapıyoruz. Hayır, dediğimi duymadınız galiba. Yakın. Beraber yatmaları lazım. Müsaade eder misiniz? Doktorla konuşmak istiyorum. Şükran! Oğuz abi, Şükran! Şükran, ne oldu? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Şükran! Şükran, ne oldu? Bir şey mi oldu? Oğuz abi, iyi mi? Herkes iyi mi? Ne oldu? Bir şey oldu mu? Doktor hanım, merhaba. Yoğun bakımda yatan Aylin ve Kemal kocaları çıktı. Onları ayrı ayrı yatırdılar. Ha, üst üste mi yatırsalardı? Bakın, lütfen beni dinler misiniz? Onların beraber olmaları lazım. Aynı yerde, yan yana. Aa, doğru söylüyorsunuz. Özür dileriz. Ben hemen hazırlatıyorum odayı. İkiz yatak, suite oda, su yatağı da var. Bakın, o yaşam mücadelesi veren insanları çok iyi tanıyan birisi olarak konuşuyorum şu anda. Ben de herkesin keyfine göre yoğun bakım ünitemiz yok diyorum size. Ama siz durumu anlamıyorsunuz ki. Doğru söylüyorsunuz. 6 yıl tıp eğitimi, 5 yıl ihtisas, akademik süreyle falan 10 yılda oradan katarsanız... benim bu kadar eğitim süren boyunca anlamadığım neyi anlatıyorsunuz siz bana? Aşklarını. Onlar hala ilk günkü gibi birbirlerine aşık bir çift. Güzel. Yan tarafta çok güzel bir otel var. İsterseniz çiftinizi alın, oradaki balayı odasına götürün. Burası hastane beyefendi. Ama doktor hanım. Bakın. Eğer gerçekten arkadaşlarınızı seviyorsanız beni rahat bırakın ve dua edin. Çünkü ikisi için de gerçekten mucizeye ihtiyacı var. Doktor hanım, bakın. Eğer şimdi onları ayırırsanız yaşayacakları varsa yaşayamayacaklar. Beyefendi, ben gerçekten sizi anlıyorum. Ancak hastanemizin imkanları ortada. Hastaların bu aşamasında nakli de asla önermiyorum. Tamam. Ne gerekiyorsa ben üstleniyorum. Alet, edevat, ne lazımsa bulalım, kiralayalım, hatta satın alırız. Yeter ki ikisini beraber nefes alışverişlerini hissedebilecekleri bir ortam olsun. Bir mucize için. Lütfen.
Seni arıyorum her yerde. Sinan, açtılar mı gözlerini? İleride bana ne olur. Kendi çocuğum olmayacağı için gözettim mutluluklarına. Hayır, olanlarla senin hiçbir alakan yok. Bak, iyileşecekler. Aylin ve Kemal iyileşecek, buna inan. Herkes inansın. Nasıl olacak bu? Nasıl iyileşecekler Sinan? Bak, beraberler yine, yan yanalar. Ayrı kalmalarına izin vermedim. Melek, ne yapıyorsun kardeşine? Kucağıma alıp sarılacaktım. Ay, sen alma, ben alırım. Gel bakalım böyle. Sen niye uyandın sabah köründe? Süt içiyor da ondan karnı kazınıyormuş bu saatte hep. Öyle mi söyledi sana? O değil, annem söylemişti. Annen hazırlamıştı sütünü buzlukta. O zaman içirelim, tamam mı canım? Annemler neden gelmedi hala? Neden almadılar biz buradan? Ama ben onlara dedim ya kahvaltıdan sonra gelin diye. Sen de birazcık yat, uyu, dinlen. Çok erken uyanmışsın. Yoksa sen de mi acıktın? Acıkmadım. Ama ben kardeşimi ağlarken uyuyamam ki. Ben de uyuyamam zaten. İyi, hadi gel. Birlikte hazırlayalım. Tüm gece abim o haberi vermeden önce ne güzelmiş meğer her şey. En mutlu günümde sudan şeylere üzüldüm ben. Allah'ım. Allah'ım ne olur onlar iyileşsin. Sağlığına kavuşsun ne olur. Çocuklarına kavuşsun. Affet beni ne olur. Şükran'ım. Canımın içi güzel kardeşim. Bak çok yıprattın kendini. Artık biraz sakinle olur mu? Sinan. Oğlum sırayla ağlamayalım şimdi. Hadi toparlanın. Gözünüzü seveyim. Yok abi, mucize olsunlar da iyileşsinler diye dua edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok ya, elden bir şey gelmiyor. Ya gelir oğlum, illa elden gelen bir şeyler olur. Bak çocukları düşünün, onlar hiçbir şeyden habersiz kuzu gibi bekliyorlar. Çocukları düşünün, bırakmayın kendinizi ya. Sinan, bir de çocuklar var ya. Emzikli bir bebek şu anda annesini bekliyor. Oo Şükran'ım, bak ağlayalım diye söylemedim. Canımın içi, ne olursunuz ya. Hadi koy vermeyin kendinizi. Bakın o çocuklar bize emanet. Hadi toparlayın biraz, gözünüzü seveyim ya Sinan. Canım benim, bak yine de vardır her işte bir hayır. Sen iyi ki alıp götürmüşsün çocuklar. Bilemedim ki yani. Belki de ben çocukları alıp gelmeseydim onlar da erken geleceklerdi. Benim yüzümden mi oldu, ne oldu Şükran'cığım? Ya demesene öyle. Kendimi canım, çok suçlu hissettim ya. Oo kızlar, hadi gözünüzü seveyim, koy vermeyin şöyle ya. Hadi ne olur. Abicim, çocuklar uyanmadan şu meseleyi konuşalım mı? Neyi konuşacağız? Ha? Sinan'la da konuştuk. Bak bizimkiler iyi olana kadar çocuklar bizle, tamam mı? Onlara sahip çıkacağız. Kararımız bu. Meleğe ne diyeceğiz peki? Ya kızım ne bileyim ben. Babanın işi çıktı diyeceğiz. Annen onunla gitti diyeceğiz. Şehir dışında diyeceğiz. Bir şey bulacağız işte. Ama ya telefonla falan konuşmak istersen ne yapacağız? İdare edeceğiz bir şekilde. Ağlamamaya çalışarak mutluluk oyunu oynayacağız. Polyano gibi düşünsene Şükran. Tıpkı Poyano gibi. Melek gibi işte. Hayatım, güçlü ol biraz. Ne yapayım Sinan? Sinirlerim bozuldu ya. İyi olmak zorundasın. El ele verip çevrelerinde bir mutluluk duvarı oluşturacağız.
ağzını bak. Aç 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 aç. Ham yap. Aa, ham yap. Ali bak helikopter geliyor. Grrr, helikoptere iniş izni ver. Pata 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 pata. Sinan ne yapıyorsun öyle garip sesler çıkarma, korkacak çocuk. Korkacak ne var ya, yesin de yapıyorum ben. Aç pata 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 pata. Sinan çıkarma şu sesleri, bak iyice kapattı ağzını, yemiyor çocuk. Bence sen beceremiyorsun yedirmeyi. Baksana bebişin ağzı yüzü battı. Ali. Çocuğun yüzünde kasedekinden daha fazla mama var. Lütfen gülme sen de Melek. Uyma şuna. Niye uyuyorsun ki? Ama çok komik. Baksana Alicik bile gülüyor. Aa, yeter ama ya. Karşınızda palyaço yok sizin. Senin yüzünden çocuğun ağzı palyaçoya döndü. Baksana. Al sen yedir ya. Al yedir de görelim hadi. Yediririm, ne var? Yedir de görelim. Sen daha çocuğun ağzını bulamıyorsun be. Ali. Alicik. Aç bakayım ağzını. Aa, de bakayım. Aa, hadi. Aç bakalım ağzını. Aa. Oldu oldu. Yüzünü öyle garip şekillere sokarak başarılı olacağını sanıyorsun değil mi hayatım? Hadi. Oğlum bak. Ye de görsün şu beceriksiz. Hadi. Bana beceriksiz dedi Melek. Duydun mu? Erkek dayanışmasını gösterelim şu cadılara. Hadi. Yuh sana be. Bu kadar da değil yani. Hadi ye. 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 Hop. İşte bu. İşte bu. Gördün mü Şükran Hanım? Böyledir işte. Ne haber? Aslanım benim be! Aslanım benim be! Çak! İnsan ne tuhaf. Yaşadığı şeylerin gerçek anlamını kaybettikten sonra anlıyor. Bilmiyorum. Yani ne yapıyoruz biz? Ya gerçekten mutlu muyuz? Yoksa hep başkalarında olup da bizde olmayan şeylerle kendimizi mutsuz mu ediyoruz? Ah be Kemal'im ya. Ah be Aylin'im ya. Bir felaket nasıl buldu böyle sizi ya? Biz en son düğünde şıkır şıkır oynuyorduk be yavrum ya. Ya Oğuz abi niye böyle şeyler söyleyip duruyorsun ya? Ne yapmamı istiyorsun ya? Böyle kakılıp kalayım mı burada? Ya yok be kızım, kusura bakma ya. Yani öyle birden böyle bir duygu seline kapıldım. Bir hatıralara doğru bir yola çıktım gibi oldu ya. Girme o yola Oğuz abi. Çık o yoldan. Yani sonuçta bizi duyabilirler falan. Ne bileyim kötü olur yani. Ya ne duyması kızım? Bitkisel yatıyorlar. Hangi duyma? Bitkisel yatıyor olabilirler ama sonuçta ölmediler ya bunlar canım. Allah Allah, duyabilirler yani seni. Ya bitkisel işte, adı üstünde, ne bileyim evdeki çiçeğin de canlı olduğunu biliyorsun ama iletişim kuramıyorsun ya. Ya öyle yatıyorlar, ne yapayım, üzülüyorum, etimle net kopuyor ya. Aylin, Kemal, çocuklar bize emanet tamam mı? Biz elimizden geldiğince böyle onların yanında olmaya çalışıyoruz, merak etmeyin. Tabii tabii, hiç çocukları düşünmeyin şimdi. Siz güzel güzel dinlenmenize bakın, aman bir an önce iyileşin tamam mı? Çocuklar çok iyiler, vallahi keyifleri süper. Hele o meleği bir gör var ya, böyle Şükran'la falan oynuyorlar. Çocukların keyfi yerinde, merak etmeyin tamam mı? Uyanınca hemen zaten kavuşursunuz, aman sıkıntıya düşmeyin. Ya Oğuz abi sen niye bağırıyorsun ya? Sanki sen bağırınca duyacaklar mı seni? Biraz seninle gelmeyeceğim ha. Şöyle bir bakayım bebişe. Aa, vallahi uyumuş. Demiştim, arabayla gezdirince hep uyur kardeşim. Aferin sana. Çözmüşsün sen bu işi, tam abla olmuşsun, tam. Evet, dünyanın en şeker, en minik ablası o. Şöyle ben biraz daha öğreteyim de Ali'ye üşümesin. Ne güzel uyuyor, baksana mışıl mışıl. Evet. Dünyadan habersiz. Şu burnuna baksana, düğme gibi. Hmm. Ya elleri, parmakları baksana. Minyatür adam. Sen de böyleydin küçükken, düşünsene. Sen değil miydin böyle? Evet, ben de bebektim. Hı. Ama doğuştan saçlı olanlardan. Böyle sevimsiz bir şey.
Melek? Efendim? Sinan demedim, Melek dedim. Sinan, Melek nerede? Nasıl nerede? Melek! Melek! Sinan, nasıl fark etmeyiz ya? Melek! Melek! Bebek. Şükran, bebeğe bak. Melek! 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 Dur, geliyor. Ben sorayım. Doktor bey, doktor hanım, biz hastaların şeyini soracaktık, durumunu soracaktık da size. Ha, evet, yani ne zaman iyileşirler acaba gibi yani. Ben onu bilsem lotoyu da tuttururdum. Öyle mi? Ha. Ama maalesef kısa vadede bir değişiklik beklemiyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz, tamam mı? Hadi ya. Ama yine de belli olmaz. Eğer söylediğiniz kadar güçlüyse ikisinin arasındaki aşk, bir mucize gerçekleşebilir. Bekleyip görelim mi? Tabii. Hı hı. İyi günler. Bir iki rakam alabilseydik sizden, kupon yapalım o zaman. Saat ne diyorsun ya? Yürü hadi. Loto diyor kadın. Melek! 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 Çok korkuttun bizi. Gel bakayım, sarıl boynuma. Melek! Bilge, bu yoğun bakım işleri öyle hemen çözülecek şeyler değil. Şu karşıda bir künefe atalım, gel ya. Aa, Oğuz abi sırası mı şimdi ya? Ne olacak kızım, bir şerbetli şöyle. Şunlar Kemal'in dayısıyla yengesi mi? Ha, onlar işte akraba olacaklar, anca geliyorlar. Duyacaklar şimdi. Duysun kızım, ne olacak? Bunlar gelmesin künefe. Ya Oğuz, nerede bizimkiler? Hele bir göreydik şunları ya. Ay, duyar duymaz atladık geldik. Ay, onu insan haber etmez mi? Bizden başka akrabası mı var? Sitem etme Ayşe, sitem etme. İyidirler inşallah Oğuz. Vallahi beynimizden kaynar sular döküldü, haber alır almaz. Ya söyleseniz ayol, nasıl durumları? Kemal nerede şimdi? Kemaller yukarıda yoğun bakımdalar. Ah, fidan gibi oğlan gitti, gidiyor komşular. Ay, bana. Tövbe. Ay, cenazeye mi geldik yoksa? Ay, söyleyin, Allah aşkına açık konuşun. Allah. Cenazeye mi geldik? Allah'ım, sen bana sabır ver ya Rabbi. Şimdi ben evvel gideceğim öbür tarafa, vallahi billahi ya. Ne var be? Acımızla mı haykıramayacağız? İçeride Öpöz yeğenine karısı Mefta gibi yatıyor. Sen ne rahatsın maşallah. Sana bir şey demiyorum, seni Allah'a havale et. Ya bir dakika ya, ölme yok. Yaşıyorlar ikisi de. Ayşe abla, gözünü seveyim, sakin ol artık, tamam. Ölmediler. Yoğun bakımdalar ama hareketsizler. Dua edeceğiz. Sakin olun. Bir şey diyeceğim, şekerin düşmüş. Şurada künefe atacağız biz. Gelin bari de iki dakika oturun. Ay, ne güzel olur vallahi. Tatlı, iyi gelin. Şu anda hareketsizler. Allah'tan ümit kesilmez. Araftalar yani. Ora nere? Tanıdım hepinizi. Tanıdım. Bir şey değil. Hayırsız. Nasıl dönmüş ki bunca sene sonra? Uçakla kızım. Onu demiyor Oğuz abi ya. Hani böyle ne yüzle dönmüş anlamında söyledi yani. Benim tahminim torunlarını alıp götürmek isteyecek bu vicdansız. Hem vallahi hem billahi. Olmaz öyle şey ya. Ona izin vermem ben. Vallahi biz alır götürürüz çocukları. Kaptırmayız o herife. Onlar bize Ali'nle Kemal'in emaneti. Yani anne babaları iyileşene kadar da çocuklara hiçbir şey hissettirmeyeceğiz biz. Ya iyileşmezlerse? İyileşecekler. Olumlu düşünün biraz. Ya bu sırada çocukların mutluluğunu da ihmal edemeyiz tabii. Aferin damat, adamsın. Evet, ne gerekiyorsa yaparız yani hepimiz. Güzel. O zaman yarın için bir planım var. Hepinizin katılmasını rica ediyorum. Thank you.
var. Alin. Bize ne oldu? Kaza geçirmiştik sanırım. Ben önce çok parlak bir ışık hatırlıyorum. Sonra? Sonrası yok. Şimdi iyi misin? Çok. Sen? Ben de iyiyim. Kemal. Çocuklar. Bilge götürmüştü en son. Melek bizi çok merak etmiştir. Göremeyince çok üzülmüştür. Ali de annesini emmek için aranıyordur. Ailem. Oğuz kardeşim. Sana da zahmet oldu vallahi. Ne demek abi, bende kalsaydınız 3+1 ev bomboş ev ya. Tamam da biz nerede kalıyoruz ya? Ay tamam, bende kalıyorsunuz, bende. Ya yol boyu aynı şey söyledin Oğuz abi. Bende kalıyorlar işte, hadi. İyi, ya hadi, hadi. İyi geceler sana. Hadi, ya hadi. Demezseniz arayın. Tamam, iyi bak kendine. Hadi görüşürüz. Dayımlar gelmiş. Dayı. Yenge. Daha açmadım Hasan abi. Açılmıyor galiba. Ben bir deneyeyim. Dur, ben yapıyorum. Yok yok bak. Hayır, dur hayır, şöyle. Tamam. Ben açtım zaten şu anda. Tamam. Ya az ötüpü de çıkarsana şu ayakkabıları dikildin önüme. Ya ne tepkiliyorsun? Ya kapıda kaldım. Allah Allah, çıkaramıyorum ayakkabımı. Tamam tamam, hadi gel gel. Aman yeter ki söylenme Ayşe. Gel. Geçin geçin, rahat olun. Hah, şöyle terlikle olayım. Bir giyersen şey orada şey yap. Ne oluyor? Oğuz. Ya Oğuz abi ya, sen nereden çıktın, gitmedin mi? Bavulu unutmuşlar, o yüzden geri döndüm. Hay Allah, unutmuş muyuz biz ya? Allah razı olsun senden. Ya bir bavula sahip çıkamıyorsun. Bu ne panter gibi? Tatile çıktık sanki koca koca bavullarla. Ay dilim damağıma yapıştı. Tamam tamam. Ay tamam, vallahi tamam. Ben bir su içeyim. Tamam, geç geç. Ay dur. Ay çok geç geç. İyi misin? Geç sen de. Bana da bir su ver ya. Aynen, gel. Giy terliklerini. İyi misiniz? Vallahi ben neticede Sinan'a hak verdim. Çocuklar madem ki onlar da mutluymuş. Hem de çok çok mutlular yani. Melek artık bana bile gelmek istemiyor. Yani birazcık bozuluyorum ama olsun yani. Sinan'la böyle Şükran'la falan parklar, bahçeler, her yerde mutlular yani. Orası öyle. Çocuk olmak güzel şey canım. Bir ağlar, bir güler, unutur gider. Ortamları süper şu an. Çocuklar iyi iyi. İyi çocuklar, iyi şükür iyi. Duydun mu? Çocuklar Şükranlar da çok mutlularmış. Yani biz beklemiyorlarmış hayatım. Yani? Madem mutlular, bırakalım biraz eğlensinler. Ya sevgilim, sen ne anlatmaya çalışıyorsun acaba? Hayatım, sen Şükran için üzülmüyor muydun?
Evet. Kızcağız çocuğu olmuyor diye kahrolmuyor muydu? Evet. E tamam biz hem çocuklar biraz bizsiz kalmaya alışsın da diyorduk. Sevgilim Allah aşkına sen ne geveleyip duruyorsun acaba? Hı? Gel sen. Nereye? İçeri girmeyecek miyiz? Ya hastane kaçkını gecenin bir vakti girip korkutmayalım insanları hayatım. Lütfen. Ya. Sen gel. Ben de öyle oturdum kaldım su içmeye diye girdim ya. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hiç kalkma. Allah'a emanet. Hiç. Hadi. Hadi uykumuz geldi Oğuz abi ya. Aa, ev kapı açık mı kalmış? Hırsız mırsız mı girdi yoksa ya? Ha? Ya Bilge, girerken bu kadın manyak etti hepimizi. Orada açık kalmış. Unutmuşuz ya. Bir şey yok. Ne hırsızı kızım? Ha, iyi. Tamam hadi sen de çık artık Oğuz abi ya. Uykum uykum geldi zaten. Kapat, kapat, kapat. Tamam. Ne düşünüyorsun? Hiç. İçleri boş gelinle damada bakıyorum boş boş. Kaldırsak mı artık onları oradan? Ne kaldırabildim ne de atabildim. Kaldı işte öyle. Kalsın. Biz balayından sonra girecektik bu eve. Yani her şeyi ona göre düşünmüştük. Şimdi tek düşündüğüm Aylin'le Kemal'in sağlığı. Ve bir de çocuklar. Gerisi şu gelinlik gibi işte. Boş ve değersiz. Hayatım bak, ben de onları düşünüyorum. Ama seni de düşünüyorum. Hayatımın anlamı... aşkımsın sen benim. Canım karım. Sen de benim bir tanecik kocamsın. Prenses hep bizimle mi uyuyacak? Bir süre. Yani bana sarılmadan derin uykuya dalamıyor hanımefendi. Baksana küçük vücudu ya da yatağın büyük bölümünü kapladı. Anlayışlı olmalıyız hayatım. Tabii tabii. İyi ben o zaman kanepeme geri döneyim. Hı hı. Derin uykuya dalmış mıdır acaba? Dalmış gibi. Kucaklayıp yatağına götürsem mi? Götürsem mi? Götüreyim. Götür. Sadece uyuyacağız değil mi hayatım? Evet aşkım sadece uyuyacağız. Ama ben sana sarılmadan uyuyamıyorum ki. E tamam. Sadece sarıl o zaman. Ne oldu? Ne bileyim. Yani Aylin'le Kemal öyle hastane köşelerinde her yerlerinden kablolar sarkarak uyuyor.
Biz böyle bu rahat yataklarımızda. Ya ben düşüyorum. Düşmek mi? Ya yok, yapamayacağım. Aylin. Efendim. Biz ölümün kıyısından döndük. İkimiz de birimizi kaybedebilirdik. Şu an yaşamıyor olabilirdik, biliyorsun değil mi? Ama bir tanem hastane yatağından kalktık ya. Canım acıyacak. Hiçbir acı benim canımı acıtamaz şu an. Yaşamama, senin yanımda olmana şükrediyorum. Ben de çocuklarımızın mutlu olmasını, nefes alabiliyor olduğumuza şükrediyorum. Ay düşüyorum. Yok, ben yapamayacağım. Yürüyelim o zaman. Tamam. Yatağımız rahat ama içim hiç rahat değil hayatım. Aşkım bak, ben de onları düşünüyorum. Ama biz de yeni evliyiz. Evet. Yeni evliyiz. O yüzden daha çok zamanımız var. Bebek ağlıyor. Sinan koş. Bu gece her yeri gezeceğiz. Nasıl yani? Nasıl yani? Hadi koş. Hadi koş. Ne yapıyorsunuz? Aşkım, bile bize gülecek. Kimse bize gülemez. Aylin, bütün şehir uyuyor çünkü. Kimse bize gülemez. Kimse bizi göremez. Ya aşkım çok... Gel buraya. Hadi uçalım. Hadi uçalım. Yok yok, susmuyor. Ne yapsak, susmuyor ki? Allah ya, Melek de uyanacak şimdi. Ben uyandım bile. Şükran, uykumda mı gittin yatağa? Aa yok. Sen rahat uyu diye ben götürdüm de uyuyamadın herhalde. Gibi ağlıyor ya. Aşkım bir şey yap. Aliş. Yok 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 Aliş. Kriz mi dedin sen? Kemal'im uyandı. Ama bak, bu krizi ağlaması gürültüden uyandı. Ben biliyorum, emzirmeden de susmaz şimdi. Hatırlıyor musun? Bu düğün gününde de böyle krize girmiş gibi ağlıyordu. Aile söylemişti. Öyle zamanlarda annem meme verdi kardeşime. Aynen. Biz de tam olarak bunu yapacağız. Biz mi? Hangi biz yapacağız Sinan? Ne diyorsun? E sen tabii ki Şükran. Hadi hadi. Emzir şunu bebeciği, hadi. Sinan, delirdin mi sen? Ben de onun gerçek annesiyim, ne de süt annesi. Ayrıca hamile bile kalamayacak birisi nasıl süt versin Sinan? Bak, bu çocuğun aradığı anne sıcaklığı ve şefkati. E, biyolojik olarak da buna en yakın kişi sensin. E, dene hadi, ne kaybederiz? Aşkım, şunlara bak, nasıl da mutlular. İnanılmaz. Annelik yapamayacağı için çok üzülüyordu. Ama çok da güzel yapıyor, gördün mü? Emziriyor bile. Kemal'im, buna hiç şaşırmadım, biliyor musun? Yani Şükran'ın çocuklarını ne kadar çok sevdiğini biliyorum çünkü. Hatta gelin odasındayken demiştik ki, Melek büyüsün, doktor olsun, derdime çare bulsun. O benim canım arkadaşım ya. Hayatım, tamam. Üzülme artık. Bak, onlar şu an çok mutlular. Biliyorum. Biliyorsan, o zaman izin verelim, biraz mutlu olsunlar. Sütüm geldi, inanabiliyor musun? Tabii ki inanıyorum. Nasıl oldu bu? Anne olma isteğin o kadar fazlaydı ki, bir mucize gerçekleşti. Ah,
Dur, çekiştirmesene. Sen de biraz acele et o zaman. Daha gidecek çok yerimiz var. Ya ne demek şimdi bu? Aylin, bu şehir en güzel gece gezidir hayatım. Kalabalıklara takılmadan, herkes uyurken hadi. Ya iyi de ama çocuklar. Aylin, çocuklar güvende ve mutlular hayatım, tamam? Baş başa kalmak için bundan iyi fırsat bulabilir miyim? Ya. Şuraya bak. Çok güzel ışınlıyor değil mi? Gerçekten de gerdanlık gibi. Evet, gerçekten de gerdanlığa benziyor. Hadi onu o zaman boynuna takalım. Ne? Aşkım. Hadi bunu güzel boynuna takalım hadi. Aylin hadi dön. Tamam. Kemal'im. Kemal'im nasıl oldu? Çok yakıştı. Hayır onu demiyorum. Bu nasıl oldu? Nasıl yaptın? Aylin soru sormak yok. Bu gece soru sormak yok. Tamam ama son bir sorum. Şükran'la hani takı bakmaya gittiğimizde aldın değil mi bunu? Doğru bildim değil mi? Soru sormak yok. Hadi gel gel. Tamam. Kemal'im doğru bildim ama değil mi? Hatırladın mı burayı? Unutabilir miyim hiç? İlk sabaha sabah ettiğimiz yerde. Az koşturmadın beni peşinden. Hakkımı yeme. Az aç kalmadım benim için. Az sokaklarda yatmadım. Baban yüzünden sen kimseye güvenmezdin. Evliliğe inanmıyordum ki. Ama ben inandırdım. İlk. Dünya. Herkes duysun. Ben oğlum deliler gibi seviyorum. Bu deli adamı deliler gibi seviyorum. Her şeyden habersiz melek gibi. Anne sıcaklığı buluyor sende. O yüzden bu kadar huzurlu. Sinan. Kemal'in dayısıyla yengesi niye geldi sence? Yani çocukları bizden almazlar değil mi? Sanmam. Ben onların çocukları umursadıklarını bile düşünmüyorum. Nasıl yani? Yani umarım yanılıyorumdur da Allah korusun. Aylin'e Kemal'e bir şey olursa onlardan kalacak 3-5 kuruşun peşinde onlar. Çocukları falan düşündükleri yok. Bugün sürpriz günü. Küçük bir ipucu veremez misiniz? Olmaz. İpucu verirsem sürpriz olmaz ki. Çok merak ediyorum ama. Öyle mi? O zaman çene çalmayı bırak da hemen giyin bakalım. Fırla hadi. Bak bakıyorum arkandan ha.
Ay ablan ne güzel. Bak hiç korkmadı biliyor musun abla? Ay içim dışıma çıktı. Bilge ben çok kötüyüm, midem çok kötü. Ay Oğuz abi üstüme falan kusmazsın değil mi? Yok yok. Ay bir dakika ya. Çekil şöyle köşeden gel. Ay maşallah benim tosunuma ya. Vallahi bütün biberonu bitirdi ya Şükran. Tabii Oğuz dayısı. Ali tam bir süt canavarı çünkü. Aa süt iyidir süt, boy uzatır. Bak Hasan dayısı az içtiği için böyle güdük kalmış. Vallahi ben şimdi bile içince uzuyorum sanki ha. Bilgeciğim senin sütü artık keselim, sen daha fazla uzama. Bak bu boyla da koca bulamıyorsun, iyice sıkıntıya düşersin. Melek? Dokunmamışsın yemeğine. Ne oldu? Yeterince eğlenmedin bugün. Eğlendim. O zaman fazla eğlenmekten yoruldum. Kızım söylesene neyin var? Aa böyle bunalım gibi. Ayşe bir sus. Ama ne var bir ne dedik? Allah Allah. Sinan sorduğunu sordum ben de. Bak kızım Melek söyle bakayım yavrum neyin var? Ha? Annemleri gördüm demin. Bismillahirrahmanirrahim. Yok artık. Nerede gördün anne? Melek burada mı gördün annemi? Evet. Ama hayal görüyor be hayal. Ne işleri var onların burada? Hastanede bitti sen ne yatıyorlar? Ne yani böyle saksıda mı çıkıp gelecekler? Çocuk işte. Ayşe yenge sen biraz susar mısın? Susmaz oğlum o kolay kolay. Ben hep diyorum ama susmuyor işte. Sus. Melek. Sen annenleri çok özledin galiba. Birilerini benzettin onlara herhalde. Annemler bizi terk etti değil mi? Onlar bıraktı bizi değil mi? Ya kızım ya. Olur mu hiç öyle şey ya? Annenle baban seni hiç terk eder mi Melek? Ha? İşleri çıktı yavrum. Anan baban ha olsun. Tabii. Senin karnende notların çok iyi geldi ya. Annenler sana kocaman bir sürpriz hazırlamaya gittiler. O yüzden böyle biraz uzak kaldılar ama gelecekler. Ya. Sinan. Melih'e artık gerçekleri söylesene. Hayır. Gel acık. Aa, Melek. Aa. Sinan, Melek koş. Aa. Melek gitti. Aa, çocuk. Melek. Kaçtın. Ben koş, şu taraftan gideyim anne. Hayırdır hemşire hanım? Özel yoğun bakımdaki karı koca ile ilgili siz mi görüşmek istediniz benimle? Evet Nevzat hocam. Dün gece diğer arkadaşlara durumu aktardım ama mutlaka sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüm. Hangi durumun ne oldu ki dün gece? Çok tuhaftı. Yani gerçekten çok tuhaftı. Oğuz abi sen emin misin Melih'i ailenin dedesini kaçırdığına? Ya evet oğlum. Güvenlik kamerasında uzaktan görüntüsü falan var zaten. Bir de tarif ettikleri tam o Süha Bey'e uyuyor. Hem zaten sağa sola ben çocuğun dedesiyim falan demiş oğlum. Ya iyi de bu tipsiz herif bizim burada olduğumuzu nereden bilmiş de gelmiş? Takip mi etti acaba vicdansız? Takip edemez bizim ev bilmiyor. Ya benim evi de bilmiyor. Ha. Ah be, ah ulan be. Ne oldu? Ya bu gene böyle birkaç sene önce çıktı karabatak gibi ortaya. Benim eve gelmişti, benim evi biliyor. Ben bunu aldım ailenlere götürdüm.
Meğerse para istemeye gelmiş sinyalci. Bak oradan demek ki takip etti. Geldi burada baktı böyle hop. Meleği kaçırdı. Neden geldik biz buraya? Ya annen de babanı görmek istemedin mi? Annemle babam burada mı? Senden her şeyi gizlemişler kızım. O iş güzel kalabalığa ne oluyorsa... dedesi dururken sana sahip çıkmak istediler. Ama merak etme. Kardeşini de kurtaracağım onların evinden. Annemle babamı ne oldu amca? Amca değil kızım. Ben senin öz dedenim. Anneciğinin biricik babasıyım. Ama ben seni tanımıyorum ki. Haklısın kızım. Maalesef benden ayrı büyüdün. Ama bundan sonra hep birlikteyiz. Merak etme artık benim yanımdasın. Hadi bakalım. Sıkı sıkı tut elinden. Yürü bakalım. Hadi. Aylin, kızım. Bak, torunumla geldim bu sefer. Gözün arkada kalmasın. Onlar bana emanet. Sana iyi baba olamadım. Ama torunlarıma iyi bir dede olacağım. Sana gösteremediğim şefkati... torunlarıma göstereceğim. Annemle babama ne oldu? Onlar artık uyuyorlar. Bitki mi oldular şimdi? Bitki mi? O nereden çıktı? Ayşe yengem söyledi. Bitkisel onlar dedi. Toprağa mı ekecekler annemle babamı? Yavrum, kuzum. Toprağa mı gireceksin bu genç yaşta? Senin yerine ben ölseydim yavrum. Şimdi nasıl geri alacağız Meleği? Yani dedesi neticede. Puh, olmaz olsun öyle dede. Şimdi mi aklı başına gelmiş? Pis vicdansız. Polise gideceğiz. Polise ne diyeceğiz damat? Dedesi torununu kaçırdı diye şikayetçi mi olacağız ha? Siz kimsiniz diyecekler. E biz arkadaşlarıyız. Canım biz de dayısıyız. Ben de yengesiyim. Şakanın sırası mı? Sus.
Vallahi alır polis, dedesine iade eder çocukları. Neden? Dede birinci derece dede. Öyle. Benim yüzümden, benim kas kafam yüzümden. Ben onu sabah görür gibi oldum, ihtimal vermedim. Benim kas kafam yüzünden, benim... Özlem abi, niye o kadar çok kafana vuruyorsun ya? Bayılıp kalacaksın şimdi, bir de seninle uğraşacağız. Yapma oğlum, dur vurma, aptal olacağım. Dedesi falan da olsa yaptıkları yanına kalmasın. Yani zavallı ailen hep işi düşünce aradı kızcağızı. Yine kim bilir ne menfaati var da çıktı öyle ortaya. Belki çocuğu canlı kalkan yapacak, ne biliyorsunuz? Ha? Ay dur ağzından yel alsın. Olur mu öyle şey ya? Onu çocuk kaçırmaktan tutlatacağız. Birinin telefonu çalıyor, titriyor. Oğuz abi, senin telefonun çalıyor. Ha, ben bakarım, tamam. Alo. Ha, alo efendim. Tamam, Kemal'le Aylin, evet. Evet. Ne olmuş? Bir şey diyeceğim, şaka yapmıyorsunuz değil mi? Bak, sırası değil, gelir bulurum ha. Tamam. Tamam, hadi. Tamam. Hadi, tamam, hadi. Ne oldu? Bizimkiler tepki vermişler. Tepki mi vermiş? Ya kıpırdamış. Nasıl kıpırdamış? Ya abi, bu onları yan yana yatırdı ya, kıpırdayan Kemal'dir zaten. Söyleseniz hani ne yapacağız, nasıl, doktorum, ne zaman çıkarlar? Şimdi, yani gidecekler mi? Bir gelişme var dediniz, ne var? Hareket ettikleri söylendi. Gelişecekler mi? Bunu söylüyorsunuz. Doktor hanım, biraz Kemal'in çarşafı kıpırdıyor gibi ama. Kemal'dir abi. Hareket var dediniz, bir gelişme yok mu bununla ilgili? Tamam beyim. Doktorlara göre saat 12.30'da tuhaf bir şey olmuş. Bir hareketlenme, tıbbi değerlerinde bir değişiklik. Nöbetçi hemşire fark etmiş değişimi. İşte o sırada, yani komada yatarken aynı anda aynı rüyayı görüyorlardı belki. Ya da bir an için dünyadan koptukları anlardı sanki onlar. Yoksa astral seyahat denilen şey miydi? Bilinmez. Hazırsanız inelim, bekletmeyelim insanları. Melek, Ali, hadi çocuklar. Ay, nerede kaldılar ya? Çatlayacağım heyecanla ha. Ya tamam be kızım, yeter artık. Gören de kendi düğünüm falan var zannedecek. Benim düğünüm olmayacak Oğuz abi. Öyle mi? Evet, yalnız ve güzel ülkem gibi tek başıma olmaya karar verdim.
Ha yok, yalnızlık Allah'a mahsus. İlla bulacağız birini de. Hani sen biraz daha sabırlı ol ya. Seni de alan biri çıkacak. Bir şey değil mi? Ağır oldu. Ay iki kardeş ya. Beni alan çıkmayabilir. Ben çünkü mutsuzluğumun sebebini artık anlamış bulunmaktayım. Ha neymiş o? Ya sen anlamazsın ama ben yine de sana söyleyeyim. Mutluluk ne kocada ne de çocuklarda bir kere. Neredeymiş mutluluk? İçimizde. Hepimizin içinde saklı. Yani anlamadın ama neyse. Yapma ya. Geliyorlar. İniyorlar. Ali. Ali geldi. Ali. Zaten. Onun için geliyorlar. Annen doğum günü için. Bak.